içe ve geçmişe kapanan İslam toplumları, içe ve geçmişe kapandıkları tarihten itibaren karşı karşıya geldikleri çok büyük tarihsel sorunları fark etme yeteneklerini kaybettiler. Bu yeteneği kaybettikleri için de yüzlerce yıl ağır sorunları biriktirdiler, bunlara cevap veremediler. İçe ve geçmişe kapanmak, akıl ve iletişim alanından ayrılmakla sonuçlandığı için İslam toplumları ve kültürleri modernliğin ırkçı niteliğini, karakterini, ilerleme ideolojisinin tahakküm ideolojisi olduğunu, uygarlaştırma dili ve söyleminin sömürgeci haklılaştırma adına üretildiğini, evrenselcilik ve özgürlük gibi modern büyük ideolojik kurguların emperyalizme hizmet edecek şekilde yapılandırıldığını, modernliğin her dönemde bugün de bir şantaj aracı olarak kullanıldığını, dünyada emperyalizmin özgürlüğü dışında bir özgürlük yaşanmadığını, modern zamanlar boyunca ideolojik ırkçı evrenselcilik fikrinin beyaz adamın sömürgeci ayrıcalıkları adına sistematik bir biçimde istismar edilebildiğini, bugün de aynı ölçüde istismar edilmekte olduğunu gereği gibi göremediler, algılayamadılar ve anlayamadılar. Bütün bu nedenledir ki bugün İslami düşünce, kültür, ilahiyat hayatı Avrupa merkezli bir modernlik merkezinde Avrupa merkezcilik eleştirisi yapmaya çalışıyor. Modern Avrupa merkezci yorumun ideolojik gücü, etkisi, iktidarı, iradesi ve otoritesi İslami ahlaki yoruma, İslami ahlaki yorumun meşruiyetine geçit vermiyor. Bu nedenledir ki bugün bu entelektüel tekeli kıramadığımız, aşamadığımız için temel sorunumuz olan, varoluşsal sorunumuz olan İslami meşruiyetin yeniden kurulması sorununu gündeme getirmeye cesaret edemiyor, Batı merkezli tarihin, kültürün, uygarlığın İslam'a, Müslümanlara haksızlık temelinde şekillendiğini kanıtlayamıyoruz. Bugün tarihin sonunu değil, Doğu-Batı karşıtlığının sınırlarını aşan bir tarih yaklaşımının imkanları üzerinde konuşmak gerekiyor. Modern, seküler, ideolojik yorumun gücü, iradesi, iktidarı, baskısı, Müslüman zihinler üzerinde ahlaki hasarlar, bilinç hasarları oluşturduğu için bugün İslami anlamda yargı, yorum iradesinden, bağımsızlığından söz edilemiyor. İnsanlığın dünyası bir yanda teknolojik gelişmelerin büyüsüne kapılarak, tekniğin değerlerinden başka değer tanımayarak, ölçülebilir, tartılabilir bilgiyi yücelterek hayatını sürdürürken, bir diğer yanda da bu gelişmelerin neden olduğu güvensizlik, belirsizlik duygularının ürettiği büyük korkulara maruz kalıyor. Tekno uygarlık ölçütlerinin belirleyici olduğu dijital dünyada, çağda, dijital kuşaklar çevrim içi tehdit ve tehlikeleri fark etmiyor, dünya çapında yozlaşma ve bayağılaşmanın ifadesi olan bu tehdit ve tehlikeleri bir hayat tarzına dönüştürüyor. İslam düşüncesinin evrensel iletilebilirliğini imkansız kılan İslam toplumlarını, kültürlerini, halklarını kabileci, mezhepçi, yerli, milli aidiyet sınırları içerisine kapatan bir zihniyet, yaklaşım sebebiyle İslam toplumlarında Türkiye'de de yaşandığı üzere benzeri görülmemiş bir kültürsüzlük derinleşerek yayılıyor, toplumsallaşıyor. Bu kültürsüzlük ortamında ehliyetsizlikler, liyakatsizlikler, maddi, dünyevi ayrıcalıklarla ödüllendirilebiliyor. Kentlerin beton ormanlarına dönüştürülmesi de bu çok büyük derin kültürsüzlük, estetik yoksulluk ve kuraklıktan kaynaklanıyor. Sözünü ettiğimiz derin kültürsüzlük ve estetik kuraklık sebebiyle bugün dini hayat büyük ölçüde icat edilmiş geleneklerin insafına terk edilmiş bulunuyor. Toplumlarımız hamaset, menkıbe, efsane, propaganda enflasyonu aracılığıyla sömürgeleştiriliyor. Bu nedenle zaman ve mekanı bütün boyutlarıyla, bütün renkleriyle algılayamıyoruz. Kabileciliklerin, yerli milli kabilelerin kapalı dünyalarında ancak partizanlıklar, holiganizmler etkili olabiliyor. Kültürsüzlüğün derinleştiği,
holiganizmlerin etkili olduğu toplumlarda Müslümanlar ilkesel, anlamlı yenilgileri kabul etmek yerine ilkesizlik, ahlaksızlık, adaletsizlik, çıkarcılık pahasına kazanılan oportunist, pragmatist, utanç verici başarıları çılgınca alkışlıyor. Ahlaki, ilkesel sınırları, alanları, ilişkileri pervasızca ihlal pahasına sürdürülen siyaset, ahlaki anlaşmayı hiçbir biçimde gündeme almıyor. Gerçek konuşma yerine sözde konuşma yolunu seçiyor. Sözde konuşma tarzı, yoğun ve sistematik bir biçimde polemikler üreterek karşıtlıklar, ayrımcılıklar ve nefret oluşturmaya yarıyor. Kültürsüzleşme ile malul olan toplumlarda, toplumlarımızda siyasal oportunizm bir kahramanlık mertebesine yükseltilebiliyor. Hangi toplumda olursa olsun adaletsizlikler kendi doğrularını mutlaklaştırırken muhaliflerin de yanlışlarını mutlaklaştıran bir zihniyetin normalleştirilmesiyle başlıyor. Bu yolla adaletsizlikler sıradanlaşıyor. Hangi toplumda olursa olsun, kültürsüzlük entelektüel özgürlüğe hayat hakkı tanımıyor. Kültürsüzlükle malul bulunan toplumlarımızda medeniyet tasavvuru, dili ve söyleminin eksiksiz bir propaganda klişesi olmaktan öteye geçmediğini, geçemediğini, geçemeyeceğini görmek gerekiyor. Kültürsüzlüklerin, holiganizmlerin etkili olduğu toplumlarda, toplumlarımızda otoriter politik figürler, otoriter dini figürler kendileri için bir meşruiyet tekeli oluşturuyor, bu tekel yoluyla kendileri için ayrıcalık alanları inşa ediyor. Farklı dini politik yapıların, oluşumların, hareketlerin kendileri için meşruiyet tekeli ve ayrıcalık alanları oluşturmalarının İslami, ahlaki hiçbir açıklaması olamaz. Bütün büyük düşüncelerin, fikirlerin, anlatıların keyfi bir biçimde araçsallaştırılabildiği, bu nedenle de etkilerini kaybettiği bir zamanda ve dünyada yaşıyoruz. Bugün her toplumda, İslam toplumlarında da hayallerini, ihtiraslarını, narsizmlerini gerçeklik olarak dayatan politik patoloji örnekleri var. Bugün bütün bir insanlık gayri insaniliğe doğru ilerleyen bir uygarlığın büyük alçalışına tanıklık ediyor. Koronavirüs küresel sağlık krizi örneğinde de takip edilebileceği üzere öngörülemez olaylar, gelişmeler, krizler, felaketler karşısında yaşanan büyük çaresizlikler, sözünü ettiğimiz çok boyutlu gayri insaniliklerle yakından ilgilidir. Koronavirüs küresel sağlık krizi bütün toplumların, bütün kültürlerin, bütün renklerin, halkların ortak insani, ahlaki, vicdani değerlere, anlamlara, ilişkilere tutunmak suretiyle bu değerleri yaşatarak, bu ilişkileri yaşatarak ortak insani dünyanın imkanların paylaşılabildiği somut bir evrenselliğe ihtiyacımız olduğunu hepimize hatırlatıyor. Maruz kaldığımız küresel sağlık krizi, araçsal akılcılık temelinde ırkçı, sömürgeci hiyerarşiler inşa eden dünya sisteminin yapısal krizi konusunda bütün toplumları ve kültürleri uyarıyor. Bugün bütün insanlığın araçsal akılcılığa değil, aklı selime, kalbi selime ihtiyacı var. İnsan yetiştirmeyi değil de uzman yetiştirmeyi amaçlayan modern seküler eğitim sistemi sebebiyle bugün insanlığın varoluşsal sorunlarına, kaygılarına, beklentilerine, umutlarına, bütüncül anlamda nüfuz edebilecek bu sorunlara, beklentilere, ikna edici cevaplar verebilecek entelektüel kadrolara, kültür adamlarına, filozoflara, kamusal düşünürlere, evrensel bilgelere ve bilgeliklere sahip değiliz. İnsanlığın ahlaki bir tarihe, ahlaki bir çağa, ahlaki bir dünyaya ihtiyacı var. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var?
haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj. Seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.